Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken yollarda da su birikintisi oluştu. Şiddetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı iş yerleri de su altında kaldı. Uşak'ta da benzer manzaralar vardı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İzmir-Uşak karayolu çift yönlü bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Ev ve iş yerlerini su basanlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sağanak Ankara'da da etkiliydi. Mamak, Keçiören ve Yeni Mahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı ve civarındaki yollar göle döndü. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Artvin'de ise sağanak sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil taşan dereye düştü. Otomobil derede 200 metre sürüklenip taşlara çarparak durdu. Sel nedeniyle bazı köy yolları da kapandı. Burası da Eskişehir. Etkisini artıran sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Seyir halindeki tramvay yoğun su birikintisi nedeniyle ilerleyemedi.